Güney Kafkasya seyahatimizin dördüncü bölümünde neft taşlarındayız. Neft, petrol demek. Taşları, zaten taşları. Yani petrol taşlarındayız. Petrol ve doğalgaz çıkarmak için tam 65 yıl önce insan eliyle oluşturulmuş demir bir ada burası. Burada çalışanlar için birçok detay düşünülmüş. Hastane, lojman, otel, sosyal tesisler, spor alanları, kafeler, restoranlar gibi. İlginç mesleklerden bir tanesi böyle bir neft taşları denen bu bölgede çalışıyor olmak. İlginç mesleklerden biri. Ama zor mu? Gemi ya da helikopterle geliyorsunuz. Bakın evler var, yaşanıyor. Yani yaşanıyor diye, yani yaşanan hayatlar denir ya. Bakın hastanesi var, ambulansı. Şöyle burası dar bir alan, ben şöyle geçeyim. Şöyle bir parkı var. Sonra kafeteryası var, restoranı var, aşağıda fırını var. Ondan sonra şurada futbol ve basketbol sahası var. Yani aslına bakacak olursanız gayet ilginç bir meslek. Evden biraz uzak kalma hadisesi olmasa, çünkü buraya gelen insanlar en az bir hafta, en fazla 15 gün kalıyor. Helikopterle ya da gemiyle, deniz yoluyla geliyorlar. Uzun süre kalma dışında aslına bakacak olursanız hani toprağıyla, parkıyla, bahçesiyle, hatta size şöyle söyleyeyim, kuş, kedi falan bile var burada. Nereden bahsediyoruz? Karadan 40 kilometre uzakta demirler üzerine kurulmuş bir 2000 kişinin yaşadığı bir kasabadan bahsediyoruz. Peki buranın yapımına nasıl başlanmış merak ediyor musunuz? Başta değinmedim ama şimdi söyleyebilirim. Burası sadece demir kazıklar üzerinde değil, önce gemilerin üzerinde yükselmiş. 65 yıl önce burada bu platform yok, burası 65 yaşında. Böyle gemiler oturtuluyor karaya, bunun gibi 7 tane ve bunun üzerinde böyle bir kat gibi düşünün. Yani geminin içerisinde burada bir yaşam yavaş yavaş oluşturulmaya başlanıyor. Zamanla artık burası yeni yollar eklenerek büyütülüyor. Bunlar da daha 65 yıl öncesinden kalma, artık şimdi değil, yıllar önce ömrünü görevini tamamlamış gemiler. İki bin kişinin yaşadığı bir yerde tabii ki 2000 kişilik de çöp çıkacak ve her gün çıkacak bu. Bu ne yapılacak? Denize mi bırakılacak? Düşünsenize, 65 yıldır yaşayan denizin ortasında bir kasaba var ve her gün çöp çıkıyor ve bunu buraya bıraksanız ne olur? O nedenle öyle olmuyor. İşte burada çöp arıtma tesisi var. Çevreye, doğaya buradaki çöp bırakılmadan burada arıtılıyormuş. Yaşadığı denizin ortasındaki yerde çöp çıktığı gibi tabii tuvalet balıkları da çıkıyor. Onlar ne oluyor? Biyolojik ayrıştırma ünitesinde ayrıştırılıp böyle pazara, denize bırakılıyor. Bu kasabada spor yapmak isteyenler de elbette olacaktır. Burası İstanbul'daki büyük kulüplerin spor tesisleri değil. Burası denizin ortasında, Hazar'da, neft taşlarında İnsanların sosyalleşeceği, futbol maçı yapacağı bir alan. Görüyor musunuz? Yani gayet sanki bir nasıl diyeyim, bir tatil bölgesindeki şey gibi, oteller gibi. Burası evler. Ondan sonra burada şey vardı, çay bahçesi ve işte yeşil alan, park gibi. Burası da futbol sahası. Görüyorsunuz çay evini. Birazdan oraya uğrayacağız ama önce kültür merkezi. Neft taşlarında Haydarelev Kültür Merkezi'ne girdik. Tanıdık bir iki fotoğrafla karşılaştık. BTC, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı'nın birincisi imza töreninden bir fotoğraf. Diğeri açılış töreninden bir fotoğraf. Biraz masa tenisi, biraz bilardo. Neft taşlarında günü tamamlıyoruz. Yarın burada çalışan birinin yaşamı nasıl, bir günü nasıl geçiyor, bunun peşine düşeceğiz. Şimdi ben buna pek sabah diyemiyorum. Zaten uyanamadım da. Ama mesai başladı. Hadi bakalım, biz de başlayalım. Neft taşlarında
Bir gün nasıl başlıyor? Şimdi onu göreceğiz. Bir işçinin gözünden sabah kalkışı, işe başlayışı. İşte Mahir Bey, doğalgaz ve petrol çıkarımında operatör olarak çalışıyor. Ve benim sonu gelmeyen sorularım başlıyor. Mahir Bey, kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? 32 yıldır çalışıyorum burada. Ne iş yapıyorsunuz? Operatör. Operatörsünüz. Yani çıkarma operatörü. Gazın ve neftin çıkarılışında. Nefti gaz çıkarma operatörü. Gününüz bu saatte başlıyor değil mi? 6.30'da, 6.45'te başlıyor. 6.45'te biz maçına binip geliyoruz ülkede. Mahir Bey'in çalışma alanına geldik ve iş sahasına biz de hazırız. Şimdi Mahir Bey'le bir güne başlayacağız. Doğalgaz ve neft, yani petrol çıkarımında burada çalışan bir operatör. Nasıl bir iş yapıyor? Hayatı nasıl gidiyor? Siz ne yapıyorsunuz mesela ilk geldiniz burada? İlk geldiğimiz bu dışı nezaret ediyoruz. Manometrelere bakıyorum. Manometrelere bakmadan biz onun iş kabiliyetini bilirim neyse işte. Basıncıda düşüş var mı? Alkış. Eğer lazım olsa gazı artırırız. Çok olduğunda azaldırırız. Böyle işlerinden bunu işlerim. Operatörümüzün işini aksatmayacak şekilde sohbeti ilerliyoruz. İş güvenliği kurallarını soruyorum. Eldiven olacak, gözlük mecbur. Hamsı baret, bunlar hamsı. Baret var. Bak işte. Beni gördüğün gibi operatör bak böyle olmalı. Gözlük, kaska, elzegler, forma, bütün hamsı bunlar olmalıdır. Petrol 4 şekilde çıkarılıyor. Bir tanesi kendi kaynak, yani zaten hiçbir müdahaleye gerek olmadan. İkincisi bu Türkiye'de görüyorsunuz böyle bir şey vardır, böyle bir saban gibi böyle batıp çıkar. O zayıf petrolün olduğu bölgelerde. Biri elektrik motoru aşağıda çeviriyor. Burada olan neft taşlarındaysa daha çok kullanılan gaz. Buradan doğal gaz da çıkıyor, petrol de. Ancak buranın doğal gazının bir kısmı terminale yollanıyor, bir kısmı petrolün çıkarılmasında basınç oluşturması için yere tekrar basılıyor. Onun bir takım yöntemleri var ama kaba hattıyla gaz basılıyor, petrol çıkartılıyor. Petrolün geliş tazyiğine göre gazın basıncını belirliyorsunuz. Zayıfsa onu kuvvetlendiriyorsunuz, gazı. Kuvvetliyse daha zayıf bir gaz basıyorsunuz. Burası epey soğuk. En yakın kara parçasına 40 kilometre uzaklıkta, açık havada, denizin ortasında püfür püfür mü dersiniz, buz gibi donuyoruz mu dersiniz, artık ben açık havayı severim ya da soğuğu sevmem. Ama böyle açıkta bir hayat, petrol operatörünün 30 yıldan fazla burada geçen bir hayatı. Şimdi buradaki bir maden operatörü basınç göstergelerini kontrol ediyor ve sabahtan akşama kadar, belki yemeğini bile bu arada yiyor, açık havada gününü geçiriyor. Dediğim gibi soğuk ama en azından yağış yok. Peki olunca? Mahir Bey, bu yağmurlu, fırtınalı havalarda ne yapıyorsunuz? Üstünüzü farklı kıyafetler mi giyiyorsunuz? Ben yürüyüm, farklı kıyafetler giyiyorum. Kulaçlar giyiyorum. Bu kaskaların altından elave patşilemlik dillerde ondan kesildiriyoruz. Başlıklar. Başlıklar, ha. Vere gibi. Kışın kar falan. Kar olduğunda kulaçlar giyiyoruz. Çok yağıyor mu burada kar? Yok, çok yağmur, o kadar yağmur. Mesela yılda birkaç sefer mi? Yani bir neçe defa yağar. Ama daha çok rüzgar, fırtına oluyor yani, değil mi? Küleyli havalar daha çok oluyor. Burası o fırtınada bayağı çetin, zor oluyordur değil mi? Elbette ki küleyli havalarda. Hem kendinizi kontrol edeceksiniz hem burayı. Hem de kuyuları nezaret edeceksiniz. Mahir Bey'e teşekkür ediyoruz ve neft taşlarının yollarına düşüyoruz bu kez. Bu Demirden kasabanın etrafında bir tur atıyoruz. Kaptanımız her ayrımı, her bağlantıyı ezbere biliyor. Bize yardımcı olan ekip yol boyunca sorularımızı yanıtlıyor. Burası başka bir dünya, petrol dünyası. Petrol için insanoğlunun eliyle var edilmiş bir merkezdeyiz. Buradaki her şey petrol ve doğalgaz için çalışıyor.
Bu demir adada küçücük de olsa yeşil kendine yer bulmuş. Size parkı göstermiştim. Orada bir bahçe düzenlemesi yapılmış. Burada bir şeyler de ekiyorlar. Bakın gül var, domates var, ondan sonra biber var. Ondan sonra başka ne var? Üzüm var. Burada ufak bir alan ama birçok şey yetiştiriyorlar. Denizin ortasında sizce burada su nasıl temin ediliyor? Bravo, bildiniz, arıtmayla. Hazarın suyu tuzlu. Tabii 2000 kişinin yaşadığı bir yerde de tatlı suya ihtiyaç var. Suyun arıtılması, ondan sonra kullanılabilir hale gelmesi lazım. Yani ne lazım? Suyun şirinleştirilmesi lazım. Burada su arıtılıyor, mineral bakımından zenginleştiriliyor, tatlı su haline kullanılabilir su haline getiriliyor. Buraya ulaşım ağırlıklı hava yoluyla, yani helikopterle sağlanıyor. Neftaşları Azerbaycan'ın en doğudaki kara parçası. Demirler üzerine kurulu bir 2000 kişinin yaşadığı alan. Demirler üzerine kurulu olsa da yerleşik yaşantı olduğu için burası kara parçası olarak kabul ediliyor ve Azerbaycan'ın en doğu karası. Yani bu alandan doğuya baktığınızdan itibaren, bu alandan itibaren kıta sahanlığı başlıyor ve öbür taraf Kazakistan. Neftaşlarını size tanıttık. Artık dönme vakti.